Şablonu açtı sana da arkadaşlar. Dediğim gibi ders kitabımız sadece harflerle yapılan irabı ödeli almış. Diğerleri çok fazla geçmiyor. Onlar da geçince, onlar da değineceğiz tekrardan. Tablonun birinci bölümü ref hali için. Bakın B maddesi nasb hali için, C maddesi cer hali için kullanmış. Birinci cümlede Reca Ebu Talib'in demiş. Bakın bir izafet var, bu son derece önemli. Kelimenin harfle irab edilebilmesi için, yani sonuna vav, elif veya y harfi olabilmesi için mutlaka izafet halinde kullanması lazım. Ve izafetin mütekelim yaz hariç herhangi bir şey olması gerekiyor, fark etmez. Burada bir zamir de olabilir. Burası fail olduğu için, fail merfattan olduğu için, merfa son kısmına merfatın içerisinde bulunan kelimenin tamamı için vav harfi kullanacağız. İkinci cümleye bakarsanız, istiğraze fiil, ehu fail, ehu fail merfatın içerisinde bulunan bir kelime olduğu için yine sonuna vav harfi almış. Üçüncü cümleye bakarsanız, cümle isimle başlamış Ahmet, müpteda yanındaki zu kelimesi haber. Haber merfuatın içerisinde, merfuatın içindeki konulara bakarsanız, merfuattan olduğu için bakın yine son kısmına vav varmış. Burası fail, fail, burası haber. Dördüncü cümlede yine Ayşe müpteda hamu kelimesi haber olarak kullanmış. Haber dediğimiz gibi merfuatın içerisinde yine son kısmına vav varmış. Beşinci cümlede cümle direkt ağız kelimesiyle başlamış. Fu kenazifun diyor, senin ağzın temizdir. Fu isimdir, cümle isimle başlamış. Dolayısıyla ilk kelime müpteda konumunda kullanmış. Kelime son bölümüne yine vav harfi almış. Burada konuların tamamına bakarsanız, burada konuların hepsi merfuata dahil konular. Bazısı fail, bazısı müpteda, bazısı da haber konumunda kullanmış. Böyle bir yerde kelime eğer izafet durumu söz konusuysa, mütekellim yazısı dışında bir şey muzaf olmuşsa mutlaka son kısmına vav alacak. İkinci sütun, bakın kelimelerin son kısımlarında hepsinde elif var. Çünkü bunların tamamı mansubattan konular. Yani Esma-i Hamse'nin kullandığı yerde tamam ya mefhul veya işte kâhnenin ismi haberi gibi durumlar söz konusu. Birinci cümlede abeye tü birleşmiş, kelime fail olarak kullanmış, yanında kelime mefhuldür. Mefhul olan kelime, bakın son kısmına elif almış, yine bir izafet durumu söz konusu. İkinci de rafil tü fail yine aha mefhul. Mefhul yine mansubatın içerisinde bir konu için son kısmını elif almış. Sekûnü dâimin demiş. Elimizde bir kâne var. Kâne ismini ref haberi nasip ediyordu. Bakın burası kâne'nin haberi konumunda. Yine kelime son kısmına kâne'nin haberi olduğu için elif almış. Kâne'nin listeye bakarsanız kâne'nin ismi merfuatın içerisinde, kâne'nin haberi mansubatın içerisinde. İnne hemâhem müslimin demiş. Onun kayınpederi yaşlıdır. Burası inne'nin ismi, şurası inne'nin haberi. Bakın inne'nin isminde bulunan bir kelime inne ismini nasb haberini ref ediyor. İnne'nin ismi nasb haberi olduğu için, yani ikinci sütunda bulunduğu için kelime son kısmını elif almış. Burada da iftah fak edilmiş. Elimizde emri hazır var. Emri hazırın fail zahir bir isim olarak gelmiyordu. Kelimenin faili mutlaka gizlemek zorundaydı. Yandaki kelime dolayısıyla mefhuldür. Mefhul olunca da yine aynı şekilde o da mansubattandır. Kelime yine son kısmına elif almış. Bu da mansubatla alakalı örnekler. Tamamında dikkat ederseniz elif harfi var. Ve son durum. Esma-i Hamse'nin cer halinde kullanılmış hali, yani ya izafet durumu söz konusu ya da başında harfi cer vardır. Kelimelere bakın. Ebun Ahun Hamun kelimelerine. Hepsinin sonunda ye harfi var. Kelime ya dediğim gibi muzafın bir konumunda ya da başında harfi cer vardır. Selleme fiil, ala harfi cer, harfi cer'den sonraki kelime, harfi cer'den sonraki kelime üçüncü sütuna giriyor, yani cer haline olması gereken bir kelime. Bakın kelimenin sonunda yer var. Meratü bi ehi demiş, ehi kelimesinin başında harfi cer var, harfi cer olunca kelimeyi üçüncü sütuna sokar, üçüncü sütuna gelince kelimenin sonunda yer harfi olması lazım. Fevbe külli zil demiş, burada kül kelimesine dikkat ederseniz kül sürekli muzaftı. Bu muzafsa yanındaki kelime muzafın ileyi olacaktır. Muzaffer ile yine bu da üçüncü sütuna dahil. Zaten üçüncü sütun içerisinde başka bir konu yok. Ya Hatice'den sonra kelime var ya da muzaffer ile var. Kelime muzaffer ile konumunda olduğu için yine sonuna yer almış. Eyne beytü hamiha diyor. Onun kayınpederinin evi nerede? Beyt kelimesi muzaf, şurası muzaffer ile yine. Muzaffer ile olduğu için kelimenin son kısmında yine yer var. Ve son örneğimizin bakın. Ma ahreşte diyor min fike, maz ahreşte min fike diyor, ağzından ne çıkardı? Ağız kelimesinin başında yine harfi cer var, harfi cerden sonraki kelime üçüncü sütuna dahil olduğu için kelimenin son kısmına yine yer harfi almış. Kısaca tabloya da bakarsanız, ref hali için, vav, nasb hali için, elif, cer hali için de yer kullanacağız.
Bu alışımları yaparken veya tamam işte bir okuma esnasında bunu tamamen kelimenin son kısmı gelecek ekleri tespit edebilmeniz için merfuat, nasubat, mecburat dediğimiz ayrımı, işte okumların içerisinde, o taksimatın içerisinde ne var onları bir bir bilmeniz gerekiyor. Biz alışmaları yaparken de dönüp tek tek ayrıca bakacağız. Üç durum var dediğim gibi, ders kitabı bu ikisini almamış, sadece şunun üzerinden konuyu anlatmış aşağı yukarı. Ama unutmayın, iki ayrı konu, iki ayrı durum daha söz konusu. Birisi izafetin olmaması. İzafet yoksa harekeye irab ediliyor. Ya da mütekellim yasına muzaf olmuştur. Mütekellim yasına muzaf olmuşsa da takdiren irab ediliyordu. Biz daha çok şununla alakalı durumu göreceğiz. Yani konu tamamen böyle alakalı. Kaideleri de kısaca okuyayım, Arapça kaideleri. 1. El-Esma'l-i Hamse, onlar nedir diye? Ebün, ekun, hamidu, fu, den oluşan kelimelerdir. Ebün, baba, ekun, ehli, kardeş, hamim, kayınpeder, zu, sahip, feminde, ağız demek. 2. İzâ kânet el-Esma'l-i Hamse, Esma'l-i Hamse olduğu zaman, müfredeten, tekil olduğu zaman, ve mudafeten ve izafet halinde olduğu zaman, bizde Türkçesini gösterirken mutlaka tekil kullanması gerekiyor dedik. Çünkü iki veya çoğul olması durumunda Esma-i Hamse'nin irab değişir. Ve mutlaka kelimenin harekeyle harfle irab edilmesi için mutlaka izafet halinde kullanması lazım. Şurası önemli. Tekil ve izafet olması gerekir. 1. Türfav bil vav. Vav ile ref halinde olur. Mithlu demiş. Reca'a arbut halinde. 2. Ve tünsab bil elifi. Elif ile mansup olur. Ve tücev bil yay ve yay ile de mecbur olur. Ben size birkaç tane örnek gösterdim bu konuyu anlatırken. 3. İzâ kânet esmâ-i hamse, esmâ-i hamse olduğu zaman zafeten, izafet halinde olduğu zaman ilâ yay mütekelimi, mütekelim yasına muzaf olduğu zaman feyküne irâbuha, onun irâbu yapılır, irâbu olur, takdiriyen, irâb takdiren yapılır diyor. Şu bizim dediğimiz üçüncü maddeye vermiş, birinci maddeye vermiş, ikinci maddeye ayrıca bir şey yoksa bilirsin. Alışmalara geçebiliriz. Konu son derece basit bir konu. Sadece dediğim gibi şuna üzerinden işlenmiş. Refahi, bab-ı nasb-ı elif-i cerhaliye. Tabi bunu çıkarabilmek için merfuat, nasb-ı mecrat diye gösterdiğim listeyi gerçekten iyi biliyormanız lazım. Onunla çok rahat tespit edebilirsiniz. Kendinin son kısmına hangi harfe gelecek? Bir, alışmada diyor ki ayin belirle, ayin el-esmâ-i hamse. Esma-i Hamse'yi belirle fi mayeti. Aşağıdaki cümlelerde diyor. Esma-i Hamse olan kelimeleri belirle. Bu önce tespitle alakalı bir alıştırma. Kitap başından sonuna böyle bir sistem takip ediyor. Konu her neyse bunun önce cümle içerisinde görülmesini istiyor bizden. Çünkü ilgili grameri veya ilgili anlatımı cümle içerisinde görebilmek son derece önemli. Birinci cümleye bakarsanız, birinci cümlede kün barim bir evi ke diyor ve ümmike. Burada bakın ebu kelimesi var. Başında harcayla almış. Birinci cümlede geçen kelime ebu. İkiye bakarsanız zâret emmeret hamâhâ demiş. Burada hamim kelimesi var. Kayınpeder. Üçüncü cümlede zâbe kerim bir metâr. Kerim diyor havalına gitti. İstihbari ehîdî demiş. Bakın ehun kelimesi var. Üçüncü cümlede kullanılan Esma-i Hamse olarak. Dört. Kâne ebûhû demiş. Onun babası diyor. Ebu meşhuren bir sıddihi, onun babası güvenliğiyle meşhur bir kişiydi. Burada Ebu kelimesi var. Beşinci cümlede laftafuş min fike demiş. Ağzından çıkmasın kavlen seyyen, ağzından kötü bir söz, kötü bir laf çıkmasın demiş. Burada yine fu kelimesi cerrahiyle kullanımı var. Altıncı cümlede kâne işlerini bin ilmi, ilimle meşgul oluyordu. Fakat kabremente bihi, babasının ölümünden önce ilimle meşgul oluyordu demiş. Burada da ebun kelimesi kullanmış. Yedinci cümlede Gâbetü ehan, eha Şuayb diyor, Şuayb'ın kardeşiyle karşılaştım. Fî merkez ticaret, ticaret merkezinde Şuayb'ın kardeşiyle karşılaştım diyor. Gâbele fî tülfâil, eha kelimesi mefil olarak kullanmış. Kelimenin sonrasında elif olma sebebidir. Sekiz, yani burada kelimemiz ehun kelimesi. Sekiz, ittegaze daimuz ittehîl, daimun sadîkan diyor, bir arkadaş edin. Zâhulîn hasen, güzel ahlak sahibi bir arkadaş edin demiş. Burada da Esma-i Hamse olarak kullanılan kelime zâhul. Bu alıştırmamız tamamen bir görme alıştırması. Esma-i Hamse olanları görebiliyor musunuz? Onlarla alakalı bir alıştırma. İkinci alıştırmaya bakarsanız,
İmler fera diyor, boş kısmını doldurup ilade kelime, kelimeler evlansı ve bunun kelime koymak suretiyle mimme abeyne fasin parantezinde kelimelerden bunun kelimeleri seçmek, bunun kelimeleri koymak suretiyle boş kısımları doldurun demiş. Bir, inme. Şimdi bunu yaparken o dediğim mevcut, masubat, mecrat tablosunu göz önünde bulundurun, orayı açın. Biz zaten bilmiyorum, orayı ezberletmiştik. Ezberliyorsanız sorun yok. Bilmiyorsanız tabloyu yanınıza açın, oraya bakarak yapacağız. Bakın elimizde bir inne var. Yanında kelime innenin hemen sonrasında geldiği için innenin ismi konumda. Tabloya bakarsanız innenin ismi ikinci sütuna dahil bir kelimedir. Çünkü inne ismini nasb haberini ref ediyor. Dolayısıyla ikinci tabloya dahil bir kelime ise yani mansubata dahil bir kelime olduğu için kelimenin son kısmına elif almanız lazım. Yani doğru cevap eba olacaktır. İki. İki fevla ile başlayan bir cümle var elimizde. Fevla zarftır. Zarftan sonraki kelime, fevla üzerinde demek. Zarftan sonraki kelime, üçüncü sütuna dahil bir kelimedir. Çünkü muzafınlığı olarak kullanıyor ki, üçüncü sütunda iki tane kelime var. Ya kelimenin başında harcayı vardır, oraya girmiştir ya da kelime muzafınlığı konumundadır. Üçüncü sütunda başka bir kelime yok. Fevla zarf, bir sonraki kelime muzafınlığı olacağı için, muzafınlığı üçüncü sütuna dahil olduğu için, üçüncü sütunda alacağı ek yedir. Üç, nazif. Burayla alakalı elimizde cümlenin ilk kelimesi bakın. Emri hazır, emri hazırın faili kesinlikle değişmiş değil. Biraz önce söylediğim açıktan gelmiyor. Açıktan gelmiyorsa harf birleşebilir, o ayrı bir mesele. Açıktan zahir bir isim olarak gelmiş bir şekilde. Nazif fiil içinde gizli bir fail var. Boşluk meful konumunda. Meful'e bakarsanız meful üçüncü sütunda kelimenin son kısmına elif alması gerekir. Dört, elimizde iki hane var. Kâne, inne, kâne bunlar normalde geçen dönemin konularıydı. Fakat bazı sınıflarda konu geçişmemiş, tatillere denk geldiği için. Bir zamanımız yeterse inne ve kâne benzerlerini de tekrarın burada anlatacağız. Yalnız şu an yapabilirsiniz, tabloya bakın. Kânenin yanındaki kelime kânenin ismidir. Kânenin ismi, tabloya bakarsanız kânenin ismi birinci sütun, kânenin haberi ikinci sütunda. Kâne ismini ref, haberini nasb ediyor çünkü. İsmi birinci sütunda olduğuna göre, yani merfuat sütunda olduğuna göre demiştik ki merfuat sütunda va, merfuat, mansubat kısmında elif, yani oraya denk gelen konularda mecrotta da kelime son kısmını y harfi alıyordu. O zaman kânenin yanındaki kelime, kânenin ismi ise, kânenin ismi birinci sütunda ise birinci sütunda olan kelime son kısmını va harfi alır. Beş. Hiçbir şeye bakmadan harficeye bakarsanız harficeden sonraki boşluğun tamamlanması isteniyor. Harficeler kelimeyi üçüncü sütuna sokar. Üçüncü sütunda kelime de son kısmına yani mecrat olan kısmına dahil ediyor. Üçüncü sütunda olan kelime de son kısmına bakın. Y harfi almak zorunda. Altı, yine elimizde kâne var. Kâne dediğimiz gibi ismini ref haberini nasb ediyor. Yani ismini ref haberini nasb ediyor derken ismi birinci sütundadır. Bu gösterdiğim merfa sütunu haberi de ikinci sütunda kullanılacaktır. Dolayısıyla kânenin ismi olduğuna göre boşluktaki kelime Ebu şeklinde bir isim gelmesi gerekir. Yedi. Yedide bakın cümle inneyle başlamış. Yanındaki kelime innenin ismi bir sonraki kelime buluş. Bir sonraki kelime innenin haberidir. İnne ismini nasıl haberi ref ediyordu. Daha doğrusu innenin ismi ikinci sütunda, innenin haberi birinci sütunda. Burası innenin haberi olduğuna göre burası haber, şimdi innenin haberi. İnnenin haberi ref halinde kullanılması gerekir. Ref halinde ise kelimenin alacağı ek vardır. Sekiz ve bununla alakalı son alıştırma. Reafi yine kelimenin sonunda tüy var bakın. Kelimenin sonunda tüy birleşmiş. Bu burada faildir. Fail olunca boşluk meful konumundadır. Meful olunca meful ikinci sütun, ikinci sütunda kelimenin son kısmına elif alması gerekir. Şu harfleri unutmayın. Tesni elifi, cemaat falan, mis ve fail olan teti, tüy, fail olan na, muhataba yası. Bunlar fiilin sonuna birleşince fail oluyordu. Yanındaki kelime de meful olacaktı. Dolayısıyla bunlar bu açıdan yani kelime cümlenin içindeki üyeleri tahdit edebilmek, cümle parçaları tespit edebilmek açısından bunların fiilin sonuna birleşip fail olduklarını bilmek son derece önemli. Üçüncü alıştırmaya bakalım. Üçüncü alıştırmaya ne istiyoruz? Dağ diyor koy. Alamete sahih, doğru işaret koy. Emamet tekmile sahiha, tamlayıcı doğru kelimenin diyor, önüne doğru işaret koy. Kemafi misal, örnekte olduğu gibi. Örneğe bakarsanız.
Bakın boşluğun öncesinde harficiler var. Harficiler kelimeyi üçüncüsüne dahiller, üçüncüsünde bulunan kelime, yani üçüncüsüne dahil olmuşsa kelimenin son kısmını iyi alması gerekiyordu. Bu kitabın kendi yaptığı alıştırma. Bir, cümlenin tamamına hiç bakmanıza gerek yok. Bakın, burada bir tane hüve var. Hüve ayrık bir zamirdir. Zamirlerle alakalı bir dönem işlemiştik. Ayrık zamirler cümlede sadece ve sadece müptede olabiliyorlar. Kelime müptedaysa boşluk haber olacaktır. Haber olunca, bakın boşluk haber. Ben bunu nereden tespit ediyorum? Ayrık zamirler müptede oluyor. O müptedaysa boşluk %100 haber olacaktır. Haber olunca haber birinci sütundaydı. Birinci sütunda olan kelimenin son kısmına elif alması lazım. Yani doğru cevabımız Ebu Bekir'in olacak. İki, bu alıştırma biraz önce yaptığımız alıştırmayla birebir aynı mantığa sahip, aynı şekilde yapılıyor. Yani cümlenin konumunu test edebilmemiz ve hangi elifleri aldığını bilmemiz gerekiyor. Elimizde enne var bakın. Enne ismini, nasıl haberini ref ediyordu. Yani ennenin ismi birinci sütunda, ikinci sütunda ennenin haberi. Birinci sütunda. Burası ennenin hemen yanında. Dolayısıyla burada boşluk ennenin ismi. Ennenin ismi olunca ismini nasip ettiğine göre kelimenin son kısmını alacağı ek eliftir. Dolayısıyla cevabımız B olacaktır. B maddesi. 3. Tüvfiye demiş. Tüvfiye vefat etti demek, bu fiil hep meçhul kullanılıyor. Bu biraz erken bir örnek olmuş. Biz meçhul fiil, nabi fail onları işleyeceğiz ileride. Sadece şunu söyleyeyim. Bu kelime burada nabi fail. Tabloya açın bakın. Nabi fail birinci sütunda bulunan bir kelime. Kelime birinci sütunda ise kelimenin son kısmına yine aynı şekilde bu alanımız lazım. Birinci sütuna dahil bir boşluk. Yani boşluk birinci sütuna dahil bir konu. 4. Min eşheri kütübi demiş. Bunu görmek biraz zor olabilir. Fakat çok basit bir kuralımız var. Bu şekilde rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Buraya bakarsanız her şıkta ebün kelimesi. Buraya baba kelimesi yazdığınızı düşünün. İki tane şu an elimizde nekra kelime var. İki nekra peş peşe geldiği zaman bizim şöyle bir ipucumuz vardı. Bir önceki kelime, yani ilk kelime eliflamlı, ikincisi nekra ise burası isim cümlesi olup burası müpteda, yani ilk kelime müpteda, ikinci kelime haberdi. Şöyle bir yapı varsa elimizde, ilk kelime nekra, ikincisi eliflamlı gelmişse burası muzaf, burası muzafın neydi? Bu yapı hiçbir şekilde şaşmaz, kesindir, %100. Bir de şöyle bir durum vardı, iki tane eliflam peş peşe gelebilir veya iki tane nekra kelime peş peşe gelebilir. İki eliflam, iki nekra peş peşe gelmişse bu yapı %90 sıfat olarak kullanılıyordur. Fakat %100 değil dediğim gibi sıfat olmayabilir. Eğer iki tane eliflam peş peşe gelmiş bir sıfat durumu söz konusu değilse ikinci eliflam muhtemelen büyük bir ihtimal mefrubidir. İki tane nekra peş peşe gelmiş, ikinci nekra sıfat olmaya uygun değilse ikinci nekra muzafın değildir. Ben bunu niye anlattım? Şuraya bakarsanız kütüp ve ebün kelimeleri var. Ebün kelimesi, bakın da nekra, bu da nekra. Ebün kelimesi, baba, sıfat olacak bir kelime değil, sıfatlanan bir özelliğe sahip. İki tane nekra peş peşe gelmiş. Eğer kelime sıfat olmuyorsa, ikinci kelime sıfat olmuyorsa, burası %100 muzafın değildir. Muzafın ne? Üçüncü sütuna dahil bir kelimeydi. Üçüncü sütuna dahil olunca kelimenin son kısmına y harf olması gerekir. Dolayısıyla cevabımız C maddesi. Tekrar söyleyeyim, burada izafet var. 5. Beşinci cümlenin, beşinci alıştırmanın zaten boşluğun hemen başına bakarsanız boşluğun başına harciler var. Harciden sonra kelimenin zaten ciğer halinde kullanılması gerekiyor. 6. Kâne hani yürümüş. Burada şu ara cümleye dikkat etmeniz gerekiyor. Kâne hani radıyallahu anh diyor. Burası da bakın şu radıyallahu anh, Allah kendisine razı olsun, Allah ona merhamet etsin veya beddua içeren yapılar. Bunlara biz cümleyi mutazla diyoruz. Dua cümlesi, bunların İrab'da mahalli yoktur. Yani burası yok hükmündedir. Bunu niye söyledim? Burası kâne'nin ismi, boşluk kâne'nin haberi konumunda.
Kâne yapıyordu. Kâne ismini birinci sütuna sokar, gösterdiğim merfuat sütunu, haberini ikinci sütuna. Hatta bir tane göstereyim tekrardan. Bakın arkadaşlar, kâne'nin ismi bakın merfuat sütunu. Kâne'nin ismi. Kâne'nin haberine bakarsanız, kâne ve benzerlerinin haberi bakın mansubat sütunu. Elimizdeki kelime kâne'nin haberi olduğu için, kâne'nin haberi olan kelime tablonun en altına bakarsanız Esma-i Hamsi olduğunda sonuna elif alacaktır. Burada da bizim doğru cevabımız, dolayısıyla boşluk kâne'nin haberi olduğu için doğru cevabımız elifli olan hangisi ise ki B maddesindeymiş. Kâne Ali radıyallahu anh diyor, Ali ki Allah kendisine razı olsun, ve nefsin kerim yüce kıymetli bir kişiliğe sahipti. Yediye hiç bakmaya gerek yok. Boşluğun hemen başında harf-i cer var. Harf-i cerden sonra kelime üçüncü sütuna sokar. Dolayısıyla kelimenin sonuna y harfi alması gerekiyor. Sekize bakarsanız, sekiz kânenin hemen yanı boş. Dolayısıyla boşluk kânenin ismi. Biraz önce gösterdim. Kânenin ismi birinci sütun haberi ikinci sütunda kullanılan bir kelime. Kânenin ismi birinci sütun olduğuna göre ref halinde olması gerekir. Ref halinde olan kelimenin son kısmına vav alacaktır. Kelimenin vav'la ilave edilmesi gerekir. Kâne Ebu oldu. 4. Ayin diyor belirle. Ayin el-esmâ-i hamse, esmâ-i hamse olarak kullanılan kelimeler belirle fîm ayeti aşağıdakilerde. Ve âlib ha ve ondan hirabını yap. Kemal fîm ise örnekte olduğu gibi diyor hiraplarını yap. Şimdi biz birinci dönem hirabı komple anlattık. Lafz-i hirab, tahlil-i hirab, mahalli-i hirab dediğimiz bütün hirab türlerini anlattık. Burada kelimeler bir şeye izafet halinde, yani muzaf halinde kullanılmış, esma-i hamse olarak kullanılan kelimelerin tamamı. Fakat şöyle bir durum var bakın, mütekellim yası hariç herhangi bir şeye muzaf olmuşlarsa harfle irab ediyorlardı. Kelimenin sonuna irabını söylerken bir takım harfler belirtmeniz gerekiyor. Kendi yaptığına bakalım. Bakın. Kendi yaptığında, kitabın kendi örneğinde Ebu kelimesi kullanmış. Ebu isimdir cümle, isimle başlamış. İsimle başlayan ilk cümlenin kelimesi müptidadır. Örneğe bakarsanız sırasıyla ne demiş? Müptede, müptede olduğunu söylemiş. Merfun, ref halinde olduğunu söylemiş. Bilvavi, vavi ile merfu olduğunu söylemiş. Biz bunun için bir cümle ezberleyin demiştik. Failun, merfun, müptamete daire. Çünkü bu sırasıyla şöyle oluyor. Arapça, İrem Arapça ifade edilirken ilk olarak kelimenin cümleyi konumunu söylüyorsunuz. İkinci olarak kelimenin o merfuat, mansubat, mecrurat dediğimiz sütunlar hangisine dahil olduğunu söylüyorsunuz. Üçüncü olarak da alamet söylemeniz gerekiyor. Mesela merfuatın, mansubatın, mecruratın altına bakın. Altında bir takım alametler var. Kelimenin teki, kelimenin iki, çoğulunma sütununda son kısımda bir takım ekler alıyor. En son alamet söylemek zorundasınız. Yani bu sırayı takip edeceğiz. Mesela diyelim ki kelime fail olsa orada kullandığı kelime. Fail, fail merfudur. Merfu diyeceğiz. İşte sondaki ek neyse, vav neyse o da söylenerek irab bu şekilde sonlandırılacak. Biz birinci dönem bunu teferruatıyla işledik. Şu cümleyi, kitabın kendi verdiği cümleyi baz alırsanız ben onu sürekli kullanarak yapabilirim. Mesela cümleyi buraya yazayım, değiştirerek yapabiliriz. Mübtedem demiş, merfum demiş, bilvavi demiş. Şimdi cümleye bakalım, birinci cümle. İzgâlelehum ehûhum diyor. Gâle fiil. Araya bir câ mecûl girmiş. Ehû kelimesi cümlenin fail. Sırayla ne yapacağım? Fail olduğunu söyleyeceğim. Fail birinci sütundadır. Merfu olduğunu söyleyeceğim. Kelimenin sonunda bakın alamet olarak vav var. Bir de vavla irab edilmiş olduğunu söyleyeceğim. Dolayısıyla bize örnek olarak verdiği cümlenin sadece şurası değişecek. Fail. Nasıl oldu? Failun merfun bil vavi ki kelimenin sonunda vav var. 2. Tüfiye ebi diyor. Benim babam vefat etti. Tüfiye ebi derken, tüfiye biraz önce söyledim, meçhul kullanılıyor. Yanındaki kelime naibi fail. Naibi fail merfuattandır. Merfuattan olan kelimenin son kısmına, ref halinde kullanılan kelimenin son kısmına dönmemiz gerekir. Fakat bu kelimeye bakarsanız, bu kelime mütekellim yasına muzaf olmuş bir kelime. Ne diyor? Tüfiye ebi babam vefat etti. Diyor. Yani şu an yaptığımız irab tamamen şununla alakalı. Mütekellim yasına muzaf olan kelimeler takdiren irab ediliyor.
Takdir-i İrab'ı hatırlarsanız, takdir-i İrab şöyle bir cümle ezberleyin demiştik. Biz size mesela diyelim ki failun, merfuun, biddamleti, muadderati diye bir cümle ezberleyin demiştik. Şimdi burayı değiştirip yapabilirim. Türfiye dediğim gibi meçhul bir fiil yanında kelime naibü faildir. O zaman elimizde kelime yani ebunun kelimesi fail değil, naibü fail. Naibü fail merfu mu? Evet, naibü fail merfu adı içerisinde. Damme ile merfu, evet damme alması gerekiyor ama kelime yeğe muzaf olduğu için herkes ortaya çıkmıyor, açıktan hareket alamıyor. Ve takdiren bir hareketle irayet bilgi sorundasınız, buraya kadar böyle. Naibü fail, merfu, müktan metin mukadderatı. Devamında şöyle demeniz gerekiyor. Harekenin ortaya çıkmama sebebiyle alakalı bir izah yapılıyor. O da şöyle olacak. Biraz uzun ama arkadaşlar, kısaca şu kadar da söyleseniz bizim için kafi ama tamam ben size söyleyeyim. Naibü faildir, merfudur, damme ile merfudur, mukadder, takdir edilen bir damme ile merfudur. Takdiri irab hatırlarsanız neyin üzerine takdir ettiğimizi söylüyorduk. Mesela elif mahsul olunca diyorduk ki alel elifi, mahsul isim olunca diyorduk ki alel yâri. Burada da şöyle demeniz gerekiyor. Ala ma kabrel yâri. Şu y'den önceki harfin üzerine hareket takdir etmek suretiyle. Çünkü buradaki b'nin hareketi gerçek hareket değil. Gerçek bir hareket olsaydı burası naibü fail, naibü fail sonrasında damme alır. Ala ma kabrel yâri dedik. Sonra da harekenin niye ortaya çıkmaması sebebini söylememiz lazım. Menâmin duhûriha. Bu harekenin ortaya çıkmasına engel olmuştur. İştigalül mahalli, o mahallin iştigal etmesi yani uğraşması, meşgul olması bir hareketi münasebe uygun bir harekeyle, kendisine uygun bir harekeyle meşgul olmasından dolayı harekeyi açıklanmamıştır. Kendisine uygun bir hareket dediğimiz nedir? Y'den önceki harfin harekesinin kesir olması gerekiyor. O yani sürekli bu şekilde yazmanız lazım. Başka bir hareket koyamazsınız. Takdirin irab bu şekilde yapmıyor. Hadi şurasını diyelim ki çok önemli bir harekenin ortaya çıkmış, çıkmamış. Fakat kadarını söyleyebilmemiz lazım. Nâbi fâil, merfûm, iddâmetil, mukadderâ, alâmâ, kâbrel, yâhî. Y'den önceki harfin üzerine takdir edilen bir damme ile merfû olmuştur. Bunu tam anlayamadıysanız, irabla alakalı anlatımlar var. Onları dinleyin. Çünkü irab uzun bir mevzu. 4 ayrı video şeklinde hazırlamıştık. Oraya bakmanız gerekir. İrab uzun bir konu. 3'e bakarsanız, bakın. Ati, emir fiil. Biraz önce söyledim, emir fiillerin failleri açıktan gelmiyor. Dolayısıyla burası mef'ulün bihtir. Kelime son kısmına elif almış. Elif almışsa bakın irab şu ya da mütekellim yazısı hariç herhangi bir şeye muzaf olmuşsa yani biz onun irabını harfle yapacağız. O zaman ben orası için şöyle söyleyebilirim. Mef'ulün bihi. Hatta şuraya yazdığım cümleyi aynen yazıp üstünde değiştireyim bakın. Şu cümleyi kullanabilirsiniz. Mübteda. Merfum. Bil hali. Kelime, elimizdeki kelime, şu an irab ettiğimiz kelime mübteda değil. Merfum bil'dir. Merfum bil, tabloya bakın ikinci sütun içerisinde. Yani merfum değil, mahsuptur. Nasb halinde olunca biz ref haline var. Nasb haline, elif, cer haline yer kullanıyorduk. Dolayısıyla bil vavi değil, bil ya demeniz gerekir. 4. Ve teva lehu nefsuhu katle ehliyi demiş. Katle ehliyi ifadesinde nasıl bir durum var? Katle muzaf, bir sonra kelime muzafın ile. Yani kelime nasıl şöyle. Onun kardeşinin öldürülmesini, onun kardeşinin ölümünü diyor. Burada bir zincirleme, istihdamlama söz konusu. Yani bu kelime şu an burada muzafun ileyh. O zaman ne diyeceğim bu defa? Muzafun ileyh, muzafun ileyh mecrurdu. Şöyle söyleyeceğiz onu. Muzafun ileyh, mecrurun,
mecrur olunca da kelime son kısmına ye harfi alıyor. Mudaf ile mecrurun ilyayı, ye ile mecrur olmuştur. 5. La tekellem, diyor ki konuşma. Fu kememiyon, ağzını dolu iken konuşma. Şurada bir vav var. Dikkat ederseniz bunu ileride göreceğiz. Bu vav, vav haliye. Burası komple bir isim cümlesi ve hal pozisyonunda, hal konumunda. Bunu sonradan işleyeceğiz. Yalnız burada en azından şunu çıkarabilirsiniz. Vav'dan sonra müstakil bir cümle var. Müstakil cümle isimle başlamış. İsimle başlayan cümlenin ilk kelimesi müptedadır. Müpteda olunca bir defa ne diyeceğim? Aynı sırayla devam ediyorsunuz bakın. Mudafimiyet demek yerine müpteda. Müpteda merfuattan olduğu için müpteda ve merfuun. Refali vav olduğu için müpteda ve merfuun ilk vavi dememiz gerekir. Yani tamamen şöyle olacak. Müptedanın merfuunun bir vavi. 6. Maza yağmeri demiş. Maza soledatı, yağmeri fiil, yanında kelime fail. Fail olunca ne demem lazım? Fail merfuun bir vavi daha yazmıyor. Yani şu müpteda demek yerine fail diyorsunuz. Fail merfuatın içerisindeydi, o yüzden merfu dedik. 7'de Ali ibn Ebi Talib demiş. Bakın. Ebu kelimesi neden sonra gelmiş? Ebu kelimesi bakın İbn kelimesinden sonra gelmiş. İbn kelimesiyle alakalı kuralı söyleyeyim ben size. İbn kelimesi kendisinden önce kelimeye sürekli sıfat olur. Kendisinden sonra kelime de muzafın ileyhidir. Bunu bir yere not edeyim. Kendisinden önce kelimenin sıfatı, kendisinden sonra kelime de sürekli değişimi muzafın ileyhidir. Yani elimizde kelime muzafın ileyhidir. Muzafın ileyh olunca müzafimli üçüncü sınıfındadır. Üçüncü sınıfında müzafimli olarak kullanılan kelimenin son kısmına ye takdir ederseniz dolayısıyla şunu demeniz gerekir. Mudafim ileyh mecrurun bi yani. Ve son örneğimiz Arif diyor. Ben biliyorum ki enne eha salihin demiş. Nihayetinde bakın şurada elimizde bir enne var. Şurası ennenin ismi. Ennenin ismi olan kelime ikinci sünne dahil değil, ismini nasb haberini ref ediyordu. Bu defa bakın, mudafimle mesela mecrurun bir yay demiştim biraz önce. Dediğim gibi üç tane sıra takip ediyorsunuz. Önce kelimenin cümle konumunu söylemeniz lazım. Sonra kelimenin merfuat, nasbat, mecrurat hangisine dahil olduğunu onu söylemeniz gerekir. Sonra da alametini söylemeniz gerekir. Bu kelime ennenin ismi olduğu için şöyle diyeceğiz. İsmi inne. İnne'nin ismi mahsuptu. Mansubun bir yay. İnnem ismidir, mansuptur ve ya ile mansuptur demiş olduğunu. Durum böyle. Dediğim gibi biz İrab'ı birinci dönem işledik. Şimdi burayı İrab'ı tekrardan özetlemedim ama uzun bir zaman alacaktı. Önceden işlenmiş bir konu. Sadece şunu gözümde bulundurun. Eğer lafzen İrab yapıyorsanız, lafzı bir İrab söz konusuysa ya bu harekeyle olur ya da harf olur. Burada tamamen öyleyse harflerle alakalı bir İrab durumu söz konusu. Siz neye dikkat ediyorsunuz? Bir, mutlaka lafzı İrab varsa kelimenin cümle konumunu söylüyorsunuz. İki, kelime nereye dahil? Merfuattan mı, mansubattan mı, mecrurattan mı? Onu söylüyorsunuz. Üç, alamet söylemeniz lazım. Alamet ne olabilir? Burada olduğu gibi vav ya elif olabilir veya hareke olabilir, fark etmez. Bu üçünü mutlaka dile getirmeniz lazım. Sıralama da bu. Bir örnek cümle ezberlersiniz. Biraz daha rahat ifade edebilirsiniz. 5. Beşinci alıştırma imnel ferah diyor. Boş kısmı doldurun. Bismin merfuin ref halinde bir kelimeyle doldurun. Minel esmai kamsa. Esma-i Hamse'den ref halinde kelimelerle doldurun ki muhafif misal örnekte olduğu gibi. Şimdi alıştırma şöyle, üçünü de ben peş peşe söyleyeyim. Bunu merfuata koymuş, yani şu birinci maddeyle alakalı bütün alıştırmalar. Buradaki merfuata, bir sonraki alıştırmayı mansubata, bir sonraki alıştırmayı mecrurata koymuş. Kullanabiliyorsunuz diye. Fakat bizim burada temelde dikkat etmemiz gereken ne? Kelime izafet halinde kullanılmış mı, kullanılmamış mı? Eğer izafet halinde kullanılmamışsa sizin oraya bir muzafın ile eklemeniz gerekiyor. Bu muzafın ile açıktan bir kelime olabileceği gibi bir zamir de olabilir, uygun bir zamir.
izafet olup olmadığına mutlaka bakın. O çok önemli. Çünkü şu ana kadar yaptığımız alıştırmalarda işte vav nereye kullanılıyor, elif nereye kullanılıyor, ye nereye kullanılıyor, onları yaptık. Yani onları yapalım, bitti. Şu an dikkat etmeniz gereken kelimenin sonuna izafet hali var mı, yok mu, bir muzaf mı getirecek misiniz, getirmeyecek misiniz, ona bakıyorsunuz. Bir, safer. İler Yemen demiş, Yemen'e. Filiz böl madi, geçen hafta Yemen'e gitti. Babam diyebilirsiniz, kardeşim diyebilirsiniz. Veya onun kardeşi diyebilirsiniz. Bura fiil, yanda kelime fail. Fail olunca adam diyor ref halinde kullan. Ref halinde kullanacaksanız kelimenin sonuna baba kelimesini kullanayım mesela. Mutlaka bunu koymanız lazım. Ebu. Fakat bu kafi değil. Biraz önce söylemeye çalıştığım buydu. Kelime bu şekilde babla irab edilebilmesi için mutlaka bir şeye muzaf olması lazım. Yani ya kendisine sonra bir zamir getireceksiniz ya da açıktan bir kelime getireceksiniz ki kelime harfle irab edilebilsin, birinci maddeyi hatırlarsınız. Mesela ben buraya hu koyayım. Safer Ebu hu diyor, onun babası gitti. İler Yemen'in füsül madi, geçen hafta Yemen'e gitti. Ebu kelim, senin babın gitti. Veya açıktan zahir bir kelime kullanabilirsiniz. Mesela Safer Ebu Muhammed'in, Muhammed'in babası gitti diyebilirsiniz. Yani yeter ki buraya bir tane muzaf ne kullanır, ne koyuyorsanız koyun. Mütekelim yasa hariç tabii ki. Çünkü mütekelim yasına muzaf olunca durum nedir? Takdire mi irab söz olması? İki, vallahu demiş. Zu fadlin azim diyeceğiz. Buraya herhangi bir şey koyamazsınız. Bakın kelimenin harekesi kesra. Kelimenin muzaf neyi var. Bizim buraya izafet halinde herhangi bir şey koymamıza gerek yok. Sadece Esma-i Kamsi'den herhangi birisini seçmeniz gerekiyor o kadar. Ki oraya da mana açısından uygun kelime, zûh kelimesi. Allah'ın zûh, Allah sahiptir. Fazlin azim, Allah yüce bir fazilete sahiptir demiş. Zûh kelimesi burada Allah lafzı mütteda, zûh haber olduğu için kelimenin son kısmına babarifini almış. Siz burada neye dikkat ediyorsunuz? Dediğim gibi kelimenin sonrasında muzaf ümmi var mı yok mu ona dikkat ediyorsunuz. Varsa kullanmanıza gerek yok. Olduğunu nereden anladım ben? Bakın kelimenin sonrasında harekesi kesri olan bir şey var. O burada muzaf ümmi olduğunu gösteriyor. Muzaf ümmi olduğu için kullanmadım bir defa. Üçe bakarsanız. Boşluk hemen cümlenin başında. Boşluğa bakın, yani cümlenin ilk kelimesi olarak bir isim kullanacaksınız. Kullanacağınız isim cümlenin müptedası olacaktır. Bu müptedaysa ne koyuyorsanız koyun şöyle demek zorundasınız. Ebu, eku, hamu, herhangi bir manevi bir herhangi bir kelime. Ben buraya mesela baba kelimesini yine kullanayım. Ebu dedi. Mühendis ünfi şirketi kelime var diyor. Elektrik şirketinde mühendistir. Bu şekilde kalamaz bu cümle. Şöyle olsaydı olurdu bak. Mesela şunlar kesri olsaydı. Muzafimliği vardı, kullanmama gerek kalmaz. Fakat hareket damı özellikle koymuş kitabınız. Bu ne demek? Benim bir muzafimliğe ihtiyacım var demek. Dediğim gibi herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Daha uzatmayayım. Ebu diyebilirsiniz, Ebu ke diyebilirsiniz. Herhangi bir şey, zahir bir isim kullanabilirsiniz. Ben yine bu kullandım. Ebu mühendisim diyor. Babası mühendistir. Şirketi keriva, elektrik şirketinde mühendistir. Dört. La yahruç. Çıkmasın. İlesluk leylen. Geceleyin diyor. Çarşıya çıkmasın. Elimizde bakın, birinci dönem emir türlerini görmüştük. Emri hazır, nehi hazır, emri gayb, nehi gayb olmak üzere. Elimizde bir nehi gayb var. Nehi gaybın faili açıktan gelir. Ben biraz önce faili açıktan gelmez derken,